Limon! Limon! Limon nerede? Mutfaktaydı. Ne oldu ki? Niye arıyorsun? Onunla hemen konuşmam gerek. Satranç oynamayı iyi biliyordu değil mi? Biber, çabuk kaldır. Limon bunu görürse... Abla, hani dolapta portakal suyu vardı? Aa, Biber sen mi geldin? Duymadım geldiğini. Limon, bana hemen satranç oynamayı öğretmen gerek. Ne? Biber! Abla? Yoksa o arkanda sakladığın satranç tahtası mı? Evet, Limon. Sadece tahtası değil, bak taşları da var. Kaldır çabuk onları Biber, ben oynamam. Dalga mı geçiyorsun Limon? Bana satranç oynamayı öğretmen gerek. Okulun satranç kulübü en iyi oyuncuya satranç rozeti veriyormuş. O rozeti alanda tam bir sene takıyormuş. Bu fırsatı kaçırmamalıyım, bana yardım etmelisin. Yaptığını beğendin mi Biber? Ne yaptım ki ben şimdi? Ben sana o satranç tahtasını kaldır demiştim. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Neyse, ben de tek başıma öğrenirim. Evet, taşlarımızı dizdik. Oynamaya hazırız. Kalelerin köşelerde olması gerekmiyor mu Biber? Aha, evet evet, dalgınlık işte. Düzeltelim hemen. Heh, tamamdır. Başlıyorum o zaman. Vezir buraya. Hop, fil şuraya. Kale yanına. Piyon ileri. Ve şahmat. Nasıldım, çok rahat bir galibiyet oldu. Sen bu oyunu hiç bilmiyorsun değil mi? Onun için geldim ya işte. Simon neden bana öğretmiyor ki? Çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum onu. Peki peki, anlatıyorum. Geçen yaz gittiğimiz tatilde bir satranç turnuvası düzenlenmişti. Limon rakiplerini bir bir yenerek finale kadar yükseldi. Finaldeki rakibi karşı komşumuzun çok zeki oğlu Ispanak'tı. Ispanak onu son bir at ve fil hamlesiyle yendi. Hala o oyunu düşünüyor galiba. Büyük satranç ustası Limon, ne olur bakın. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Satranç oyunumda takıldım kaldım. Bana bir hamle göster. Çok basit. Çoban notu. Vezir H5, daha sonra F7. Limon, sen gördüğüm en büyük satranç ustasısın. Şimdi köşeye sıkıştın Limon. Kazandığın günler artık sona erdi. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Atım, el dilleri. At, F4'ten F3'e gel. Ha! Şah F1'e. Fil C4'ten H3'e. Ha! Ve mat! Artık şampiyon benim! Şampiyon benim! Limon şampiyonluğu kaybedince hep o son iki hamleyi düşünmüş. Sonra da hep kendi kendine oynadığını gördüm. Biber! Efendim Limon? Hala satranç oynamayı öğrenmek istiyor musun? Evet istiyorum. Hadi hemen başlayalım o zaman. Diz taşlarını. Önce sen. Tamam o zaman. Ben oynamadan sıra sana geçsin. Yap hamleni. Yaparım tabii. Hangisini oynasam, hangisini oynasam? Şu iyi. Bak şunu şöyle alırım. Yolumuz da uzunmuş.
Neyse bu kadar yeter. Dinle önce satranç gidip sonra düz mü ilerledin? Evet, sert bir hamle oldu, farkındayım. Sen hiç bilmiyorsun değil mi taşların nasıl gittiğini? Ne yapayım Limon? Az önce satranç tahtasını gördüğünde çetin gittim. Ben de söyleyemedim. Peki turnuvadaki maçın ne zaman? Bir ay sonra. Ne? Bir ay sonra mı? Sakin ol Limon. Bence başarabilirsiniz. Baksana abla bir ay sonra diyor. Nasıl öğretebilirim bu kadar kısa zamanda? Nasıl? Boldan. Şimdi beni iyi dinle Biber. Turp abi söylemişti. Merak etme artık Limon. Şu andan itibaren her şeyi çok iyi kavradım. Çocuk satranç liginde her yıl 11 yaşın altındaki çocuklar 4 kişilik takımlar kurup yarışabiliyorlarmış. Çok eğlenceli olacak. Görüşürüz arkadaşlar.